Drone ile ilaçlama bildiğimiz üzere son yılların trend bir şekilde bir teknoloji katılımı. Biz de bu konuda Türkiye'de ve yurt dışında bir hayli çalışma yürütmekteyiz. 7 yıl önce Sri Lanka'da başladık. Daha sonrasında Ukrayna ve Türkiye'de de bu işe önem vermeye başladık. Yapılan geleneksel ilaçlama yöntemlerine göre birçok avantajı bulunmakta. Bu tabii hassas uygulamaya yönelik bir çalışması var. Bunun dışında ürün ezmediği için tarlanın verimini yükseltiyor. Yapılan geleneksel yöntemlere göre 40 kat daha hızlı ilaçlama yapmamız mümkün oluyor. Bölgedeki çiftçimizin de tabii bu konuda zararlıyla mücadelesine drone çözüm odağı olmuş oluyor. Bu konuda yetişiyoruz yani. Günlük bazda drone başına 500 dekardan 3000-4000 dekarlara kadar ilaçlama yapmak mümkün oluyor. Bu konuda da çiftçimiz için hem zamandan hem maliyetten hem de alacağı ürünün kalitesine göre faydalanmış oluyor. Teknolojik noktada gelişime ayak uydurmak hepimiz için önem kazanıyor. Hem su tasarrufu, hem hassas uygulama, hem bu konuda sağladıkları yüksek rekoltelerle çiftçimiz bundan çok çok faydalanmış oluyor. Biz de bu konuda hizmet vermeye kendilerine devam ediyoruz. Ülkemizde de çiftçilerimizin bu konuya önyargılı yaklaşması yerine bu konuyu daha da bilimsel yönleriyle ele alarak uzman kişilerle çalışıp bu konuda faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Drone ile ilaçlamanın geleneksel olarak yapılan ilaçlama yöntemlerine göre birçok faydası mevcut. Drone ile yapılan bir uygulamada günlük yapılan bir ilaçlamanın oluşturduğu geleneksel yöntemlerle oluşturduğu su farkı bir kişinin yıllık kullandığı su miktarına eşdeğer şekle tekabül ediyor. Bunun da dışında yapılan uygulama havadan olduğu için tarlaya herhangi bir temas olmadığından dolayı hem bitkinin strese girmesi engellenmiş oluyor. Hem de 100 dekarda 4,5 dekarlık bir ezilmenin önüne geçtiğimiz için çiftçilerimiz daha fazla hasat yapabilmiş oluyor. Yani elde edebilecekleri ürünün ezilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Yaklaşık 500 dekar alanda kuru fasulye ekimi yapıyoruz. Bu sene ve önceki senelerde drone ile ilaçlama yapıyorduk. Ondan daha önce traktörle bir ilaçlama yapıyorduk. Bu ilaçlamalardan dolayı tabii yüksek maliyetlerle karşılaşıyorduk ve tarlalarımız traktörle eziliyordu. Şu anki teknolojide drone ile yaptığımız ilaçlamalarda hem tarlalarımıza zarar vermiyoruz hem bitkimiz stres altına girmiyor. Aynı zamanda işçi maliyetimiz olmuyor ve bol bir su ile ilaçlama yapmıyoruz artık. Yaklaşık 10 litrelik bir suyu 12-13 dekar alanda kullanıyoruz. Bu hem su tasarrufuna da sebep oluyor.